Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Necmi Köroğlu, 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun kapsamını anlattı. Kanunla vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarının yapılandırılmasına başlandığını dile getiren Köroğlu, 30 Nisan 2021'den önceki döneme ait kurum alacaklarının bu kapsamda olduğunu belirtti. Köroğlu, kanun çerçevesinde yapılandırılabilecek borçları da şöyle sıraladı. Bilindiği üzere 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanun 9 Haziran 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanuna da sosyal güvenlik alacaklarını yapılandırma geldi. Sosyal güvenlik alacaklarından 30 Nisan 2021 tarihine kadar, yani bu tarihte dahil sosyal güvenlik alacakları yapılandırma kapsamında. Peki bu sosyal güvenlik alacaklarından hangileri yapılandırma kapsamında? Bir sigorta primi, ikincisi genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel iletişim vergisi, eğitime katkı payı, yine 30 Nisan 2021 tarihinden önce meydana gelmiş fiillere ait işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife mollülüğü sonucu doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağkur sigortaların daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, bir de normal zamanda 6.383 sayılı amma alacaklar tahsil usulü kanununun 48. maddesine göre taksit yapılan alacaklar yer almaktadır. Şimdi bir de ayrıca Bağkur, yani 4-5 sigortalının borçlarını yapılandırma kanunu kapsamında ödememeleri halinde sigortalılarımız, biz 30.04.2021 tarihi itibariyle yine bunların borçlarını siliyoruz, günleri de siliyoruz ve bu vatandaşların sonradan müracaat etmeleri halinde bu silinen günlerini ihya edebilecekler. Şimdi yapılandırma kapsamındaki alacakların biz gecikme cezası ve gecikme zammını siliyoruz. Bunların yerine yurt içi üretici fiyat endeksine göre yeniden güncelliyoruz. Yani yeni bir gecikme zammı, gecikme cezası yapmıyoruz. Sadece bu cezayı kaldırdıktan sonra yurt içi üretici fiyat endeksine göre yeni bir tutar belirliyoruz. Ve bu tutarı da vatandaşlarımız peşin ödemeleri halinde, yani 1.11.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde yine bu yurt içi üretici fiyat endeksine göre güncellenen tutarın %90'ını siliyoruz. İkinci taksite kadar bütün paralarını ödemeleri halinde, yani bütün borçlarını, bu hesaplanan tutarın %50'sinden vazgeçiyoruz. Ne yapıyoruz? Birinci ilk taksit ödediği zaman aslını ödüyor, bir de bu %10'u ödüyor. İkinci taksitte tamamını öderse borcun yine aslını alıyoruz ve bu yurt içi üretici fiyat endeksine göre güncellenen tutarın %50'sini alıyoruz. Şimdi yapılandırmadan yararlanmak için öncelikle 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksit en son 1.11.2011 tarihinde, yani ilk taksit aslında 30 Ekim 2011 tarihli, ancak bu tarih tatile rast geldiği için 1.11.2021 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Borçlar ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilir. Biraz önce dediğim gibi isterlerse peşin ödeyebilirler ve birinci taksitte peşin ödemeyi yapmadıktan sonra veya taksit yapmış, eğer ilk taksitte ödedikten sonra vatandaşlarımız ikinci taksitte de eğer peşin ödemeler halinde yine %50 indirimden faydalandırıyoruz. Yapılandırmanın devamı için vatandaşlarımız ilk iki taksiti mutlaka ödemeleri lazım. Buna dikkat edelim, çünkü yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin ödenmesi zorunlu. Bir de 2021 Nisan ayı ve öncesine ait, yani bu ay Nisan ayı da dahil, genel sağlık sigortası primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar, yani bu yıl sonuna kadar peşinen ödenmesi halinde genel sağlık sigortasının gecikme zammı ve gecikme cezasını siliyoruz. Bakın, bu prim borçlarından farkı genel sağlık sigortasının yurt içi üretici fiyat endeksiyle güncellemiyoruz. Tamamen siliyoruz. Dolayısıyla genel sağlık sigortası olan borçlularımız mutlaka başvursunlar. 31.12.2021 tarihine kadar borçlarını öderlerse gecikme cezasını, gecikme zammını siliyoruz. Yine bu vatandaşlarımız 60 gün ve daha fazla borcu olmadığı zaman 31.12.2021 tarihine kadar hastanelerden ve eczanelerden faydalanabilecekler. Şu an vatandaşlarımız 31.12.2021 tarihine kadar GSS ve Bağkur borcu olanlar hastanelerden yararlanıyor, ama
ilaçlarını kendi paralarıyla alıyorlar. Eğer bu borcu öderlerse ilaçların da %20'sini ödeyecekler. Yine genel sağlık sigortası kaydı olup daha önce hiç gelir testine gitmemiş vatandaşlarımız var. Yani sistem 4A, 4B, 4C'li çalışmadı, sigortalı çalışmadığını tespit edenleri biliyorsunuz otomatikmen genel sağlık sigortasına atıyor. Genel sağlık sigortası kaydı var, burada borcu yığılmış ama hiç gelir testine gitmemiş vatandaşlar sosyal yardımlaşma vakıflarına başvurup gelir testine girerlerse ve bu gelir testi sonucu da hani içindeki toplam gelir, kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3'ünden azsa biz bunların da tescil tarihi itibariyle bütün borçlarını siliyoruz ve bundaki sonraki sigorta primlerini de devlet tarafından karşılanıyor. Şimdi bu bir daha burada tekrar edelim. Son gün 31 Ağustos 2021. Bu tarihi kaçırmayalım. Peki başvuruları nasıl yapacağız? E-sigorta yani e-devlet e-sigorta e-bildirge sisteminden e-devlet kanalıyla şahsen Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'ne, posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurabilirler. Biliyorsunuz bizim ilçelerimizde Akçakoca'da Sosyal Güvenlik Merkezimiz var. Oraya da başvurabilirler. Sadece vatandaşlarımız şuna dikkat etsinler. Eğer posta yoluyla başvuracaklarsa malumunuz taahhütlü ya da iade taahhütlü göndersinler. Çünkü taahhütlü ya da iadeli taahhütlü postada postaya veriliş tarihi kuruma başvuru tarihi sayılıyor. Ayrıca vatandaşlarımız www.sgk.gov.tr adresli internet sitemizden veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimize başvurarak ayrıntılı bilgi alabilirler. Kurumumuza borçlu tüm vatandaşlarımızı son günü yani 31 Ağustos'u bir daha üstüne basa basa belirtelim. 31 Ağustos 2021 tarihini beklemeden yapılandırmaya müracaatlarını bekler. İyi günler dileriz.